Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Peygamber Efendimizin, âlinin, ashabının, bütün peygamberan-ı izamın, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin, ehli imanın, bugünlerde bir katliam ile masum yavruların, suçsuz insanların, kadınların, yaşlıların, erkeklerin büyük bir zulme maruz kaldıkları Gazze'de vefat eden kardeşlerimizin ve bütün mümin müminatın ruhları için üç ihlas bir Fatiha. Bismillah. Aziz müminler, Rabbimiz amellerinizi makbul eylesin. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Yarım saat kadar inşallah sizlere bugün okuduğumuz ayet-i kerimeler çerçevesinde bir sohbetimiz olacak. Mevlamız feyizli ve bereketli eylesin inşallah. Ali İmran suresinin 144. ayetinden 148. ayetine kadar okuduk. Rabbimiz Teala bu ayetlerin ilkini Uhud Savaşı zaman diliminde indirmişti. Mevlamızın bize bir tespitini ifade ederek başlayan bu ayetlerde buyruğu şudur. Estaizu billah. Ve ma Muhammedun illa Resul. Andolsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isminin burada geçtiği nadir yerlerden, ayetlerden biridir. Çünkü Rabbimiz Teala peygamberimize hitaben hep ya eyyühen nebiyyü, ey şanlı peygamber, ya eyyühen resulü, ey Allah'ın ikramına mazhar olan kutlu elçi, böyle ifade ederken, buradaki ayet-i kerimede mübarek isminin geçmesinin hikmeti şudur, Uhud'da kendisine verilen vazifeyi yapmayan okçular, okçular tepesini savunmayı bırakıp ganimetten pay almak için yerlerini, mevzilerini terk eden okçular sebebiyle İslam ordusu Efendimizin başında olduğu Medine'den müminlerin oluşturduğu ordu zor durumda kalmış, iki ateş arasında sıkışmış ve bir bozgun yaşamıştı. O esnada müşriklerden birisi Peygamber Efendimiz'e benzettiği birisini mızrağıyla o atıp da yere düşürünce ben Muhammed'i öldürdüm diye bağırarak etrafına ilan etmişti. Rabbimiz Teala'nın ayet-i kerimesi peygamberimizden bahsederek başlıyor. Uhud'da yaşanan hadiseyi anlatıyor. Müminlere şöyle buyuruyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ O Muhammed denilen kişi, bilin ki ancak Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce de Allah nice peygamberler göndermiştir. Efe immate ev kutilen kalabtum ala a'kabikum. Şayet o öldürülmüş olsaydı, vefat etmiş olsaydı, siz ayaklarınızın ardına bakmak tabiri kullanılır. Yani siz sırtınızı dönüp kaçıp gidecek miydiniz?
Şayet böyle yapmış olsa bir kişi ve men yenkalib ala akibeyhi felen yadurrallaha şey'a. Kim savaş meydanında böyle herhangi bir sebeple sırtını dönüp kaçarsa, İslam'da savaştayken savaştan gereksiz yere kaçmak, geri çekilmek değil, çok büyük günahlardan biridir. Neden? Şuna imanında zayıflığa yorulur. Hiç kimse vakti saati gelmeden ölmez. Hiç kimse savaşa katılıyor diye de ölmez. Bir Osmanlı paşası var, Gazi Müşir Osman Paşa. Diyor ki bir savaş öncesinde askerlere, evlatlarım diyor, kahraman evlatlarım, size bir şey söylemek istiyorum. Şunu bilin ki sizin ölümünüze sebep olacak kurşunun üzerinde sizin isminiz yazılıdır. Bu kadar kişinin içinde o kurşun gelip sizi bulmadan ölmezsiniz, korkmayın. Böyle bakıyor bizim dinimizde insanlar bu manada efendim nasıl davranmamız gerektiğini belirlememiz açısından. Rabbimiz de buyuruyor ki yani siz dönüp kaçmış olsanız da Allah'a hiçbir surette Allah'ın dinine zarar vermiş olmazsınız. Ve bilin ki biz Allah için canını ortaya koyarak çaba gösteren her bir müminin asla mükafatını zayi etmeyiz. Onun ecrini mutlaka kendisine veririz. Ayet devam ediyor. Ve şunu da bilin. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ Bir insanın ölmesi, hayatını kaybetmesi اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle onun için yazılmış levh-i mahfuzdaki kaderine göredir. O halde kim bu dünya hayatından bir şeyler kazanmak isterse وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا Biz ona nu'tihi minha karşılığını veririz. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ Ahiret sevabını, ahiretteki karşılığını isteyene de nu'tihi minha elbette veririz. Şunu da bilin ki وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ Biz kendilerine verdiğimiz nimetlerin kadrini bilen Allah'a şükreden kulların da asla ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Acaba bu ecir ve mükafat nedir ki Rabbimiz Teala zayi etmeyiz diyor. Mevlamız diğer ayetlerde şöyle buyurur. Allah müminlerden canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir ifadedir. Biz bu dünyaya gelirken Cenab-ı Hakk'a hiçbir şey vermedik ki onun karşılığında Allah bize hayat versin. Yani biz tamamen Allah'ın lütfu ve ikramı olarak bizi insan olarak yarattı. Biz ona borçluyuz aslında. Buna rağmen Rabbimiz kendi verdiği canı şayet biz onun yolunda, mukaddesat uğrunda verebiliyorsak, yani şehit olmaya razı oluyorsak, bu şehitlik bize çok daha müstesna bir mükafat kazandırıyor. O da Rabbimiz diyor ki, ben müminlerden canlarını cennet karşılığında aldım. Bu iman ile aziz kardeşlerim, bir mümin dünya hayatında Allah için canını vermeye çok rahatlıkla gider. Allah Allah diyerek ordumuzun düşmanın üzerine hücumu da gelen hücumu püskürtmesi de hep Allah Allah diye olmuştur. Çünkü Allah için
bu can verilmektedir. Bugün sizler bütün dünyanın şahit olduğu şu müstesna dayanma, direniş, ne derseniz deyin, Gazze'deki kardeşlerimizin durumunu neyle izah edeceksiniz? Emin olunuz, onları kendilerine bütün dünyayı hayran bırakan özellikleri işte bu gönüllerindeki imandır. Diyorlar ki, biz bir can kaybetmiyoruz, bir şehit kazanıyoruz. Ailesinden pek çok kişinin şehit olduğu insanlar, biz kayıp değil, bir şehit kazanmak olarak görüyoruz. Henüz bize sıra gelmedi demektir. Onların 21. yüzyılda, şu asırda, şu yılda, şu günlerde söylediği sözü, Rabbimiz Teala bundan 14 asır önce Kur'an'ında buyurmuştu. Buyurmuştu ki, nice kullar vardır ki canlarını Allah yolunda feda ettiler. Niceleri de kendilerine sıranın gelmesini beklemektedir. Biz Çanakkale savaşlarında komutanın haydi aslanlarım dediği ordunun bölüklerini, aziz kardeşlerim, dışarıdan uzaktan bakan insanlar hiçbir tereddütsüz, hiçbir fütur göstermeden onlar cepheye nasıl koşarak ölüme gittiklerini yazıyor tarihler. Bu gönüldeki imanın ifadesidir vesselam. Ve biz bugün dünyaya ders veren Gazze'deki kardeşlerimizi görüyoruz. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, ta asr-ı saadette asla onların ecrini zayi etmeyeceğiz diyor. Sonra devam ediyor ayet. Estaizu billah. Ve keeyyin min nebiyyin katele ma'ahu ribbiyyune kesir. Geçmiş zamanda da nice peygamberler kendilerine Allah'a iman etmiş müminlerin verdiği destekle Allah yolunda cihad ettiler. Onlar asla gevşeklik göstermediler. Başlarına Allah yolunda gelen çeşitli musibetlere hiç aldırış etmediler. Zayıflık da göstermediler. Bugün hiç kimsenin ummadığı o direnci gösteren Gazze'deki kardeşlerimizin halleri bize bunu gösteriyor. Bir doktor arkadaşımız gidip gelmişti. Orada Ramazan'ın 15 gününü geçirmişti. Benim görev yaptığım Bursa İlahiyat Fakültesi'nde gelip bize bir konferans verdi. Anlattı gördüklerini. Benim bu kadar güçlü bir iman hayatımda görmemiştim. Dünyada da eşinin olduğunu bilmiyorum dedi. Anlattığı bir iki husus çok etkileyiciydi. Hastanenin kendisi çocuk cerrahı imiş. Hastanenin başhekimi, evleri bombalanmış, hanımı ve iki çocuğuyla beraber hastanenin bir odasında kalıyorlarmış. Başhekim de görevini de orada yapıyormuş. Öylesine büyük bir içinde teslimiyet ve Allah'tan gelene rıza var ki, burada mı yaşıyorsunuz dedim başhekime. Bana dedi ki, evet dedi, yaklaşık 25 yıl para biriktirdim, kendime bir ev almıştım. Bir ay önce kadar orayı tamamen bombaladılar. Hiçbir surette artık yerle bir oldu diyor. Hiç önemli değil diyor. İfadesini söylerken de hiçbir şikayet yok. Olsun, ben inanıyorum ki Allah bana bu zalimlerin bombaladığı evi Allah yolunda ben kaybettim. Ama ben onun karşılığını Rabbimin bana cennette vereceğine inanıyorum. Ahiretteki ebedi yurdumda bana lazım olan evi vermek için aldı. Onun kazasına razıyım diyor. Bu aile diyor,
Doktor bey anlatıyor. Doktor başhekimin eşi her gün sabah ellerinde bir mushaf, bir Kur'an-ı Kerim yok. Her şeyleri ellerinden yok edilmiş, bombalanmış, yakılmış, yıkılmış. Ezberinden diyor, büyük oğluna her sabah bir sureden birkaç ayet ezberletiyor, okutuyor. Asla diyor, hiçbir surette bir yılgınlık yok. O çocuk ezberlediği Kur'an'dan ayetlerle bize Kur'anlar okuyor. Daha dün akşam baktım, iki tane 11-12 yaşlarındaki çocuk birbirlerine Kur'an'ı ezberden mukabele okuyorlar. Büyük hayranlık duydum. İşte onlar Allah yolunda başlarına gelen bu musibetlere, eğer Gazzeliler isteselerdi çoktan ayrılırmışlardı o bölgeden. Kudüs'teki kardeşlerimiz kendilerine büyük paralara karşılık satmışlardı yerlerini. Ama kardeşlerim, sakın ola ki bize bazı kimselerin yalan yanlış telkinleriyle Filistinli kardeşlerimizin topraklarını sattığı yalanına inanmayın. Satsalardı bugünkü halleri yaşanmazdı, başlarına bunlar gelmezdi. Fakat asla onlar bu tavır davranışlarını eski de zamanlarda gösteriyorlardı, şimdi de gösteriyorlar. Birisi evini terk edip başka bir yere göçerken buzdolabına bir şeyler bırakıyor. Şayet diyor, mücahitlerden gelip de buralara uğrayan olursa buradan istifade etsin diye de sosyal medyadan bunu paylaşıyor. Sizinle duacıyız, sizin yanınızdayız. Allah size güç kuvvet versin ey mücahitler diye böyle gözyaşlarıyla onlara sesleniyor. Bu çok büyük bir imanın işaretidir. Rabbimizin bahsettiğini günümüzdeki Gazze'li kardeşlerimiz فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda başlarına gelen bu musibetlere karşılık hiç gevşeklik göstermediler, hiç zayıflık göstermediler, hiç şikayet etmediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Elbette ki Allah da bu sabredenleri çok sever. Sevdiği kimselerden bir kısmı da musibetlere sabırla karşılık verendir diyor. Ve burada geçmişteki bu Cenab-ı Hakk'ın övdüğü kimselerin günümüzde de örneklerini gördüklerimizin sözlerini anlatıyor Rabbimiz. O sözlerle dua etmemizi de bize öğretiyor. Estaizu billah. Ve ma kana kavluhum illa en kalu. Onların sözü ancak şuydu. Rabbena ğfir lena zunubena. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Bir mümine en yakışan şey, atası Hazreti Adem, anası Hazreti Havva sözüyle Rabbine yalvarmaktır. İnsanız, düşüncelerimizden, fiillerimizden, amellerimizden yana hatalarımız olabilir. Beşeriz, şaşarız. Fakat şaşan, hata edenlerin en hayırlısı, Allah'tan affını dileyenlerdir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Burada da bize bu öğretiliyor. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Ve israfena fi emrina. Yaptığımız işlerde, işlerimizde haddi aştığımız oluyor. Haddimizi aştığımız sebeplerden dolayı da bizi bağışla ya Rabbi. Ve sabbit akdamena. Ayaklarımızı sabit kıl. Ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Senin yolunda geri dönüp kaçanlardan etme bizi. Vansurna alel kavmil kafirin. Ve bu inkarcılar toplumuna karşı bize yardım et diye dua ederler onlar. O peygamberlerle birlikte canlarını ortaya koyanlar. Bunu aziz kardeşlerim bu şekilde
birçok ayette benzerini görürüz. Derler ki Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmiz zalimin, başka bir ayettedir. Üzerimize sabır yağdır. Yağmur misali sabır yağdır üzerimize, ayaklarımızı sabit kıl. Bize de aziz kardeşlerim düşen her namazımızda ama çok gönülden olarak, ta ciğerimizin içinden gelerek, ya Rabbi bu kardeşlerimize dünyanın dört bir yanında, sadece Gazze'dekiler değil, Doğu Türkistan'da bizim öğrencilerimiz var. Emin olun bu öğrencilerimizin ilahiyat fakültesinde okuduğunu öğrendiği zaman Çin devleti, oradaki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ailesine türlü işkenceler, söyleyin gelsin dönsün diyorlar. Döndüğü zaman durumu zaten belli, dönmüyor. Ama bir ilahiyat fakültesinde okumak bile yurt dışında annesine babasına zulüm sebebi oluyor. Orada öyle, Arakan'da öyle, Sudan'da, Suriye'de efendim, ve en son bunların hepsini unutturacak kadar büyük boyutta bir zulme maruz kalan Gazze'li kardeşlerimize gönülden dua etmeliyiz. Duamızla yanlarında olduğumuzu melekler bizi yazmalı. Bizi dua eden bir kul olarak bulmalı Rabbimiz. Ve o kardeşlerimiz için gönlümüzde keder ve hüzün olmalı. Bir şey daha var. Bu dualarımıza bir fiilimiz de lazım. O da nedir? Bu zalimlere kurşun olacak bazı şirketler var ki açık bir şekilde destekleyerek onlara maddi yardımda bulunuyor. Bugün her birimizin nereden alışveriş ettiğimizi kontrol etmemiz lazım. Onlara gidecek bir tek kuruşumuz toplandığı zaman bir kurşun ediyor aziz kardeşlerim. Onun için hem ellerimiz duada olacak, gönlümüz onlara niyazda olacak ama aklımız da başımızda olarak bizim bu manadaki sorumluluğumuzu yerine getiren bir anlayışla alışverişimiz olacak. Bunlara dikkat etmezsek korkarım ki Rabbimiz bizi sorumsuzluğumuz sebebiyle mahşer gününde sorguya çeker. Son ayeti kerimeyi okumak istiyor ve bitirmek istiyorum aziz kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor ki, geçmişte bu başlarına gelen türlü sıkıntılara sabredenler var ya, فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا, Allah onlara çektikleri bu sıkıntılardan sonra, bu zulümlerden sonra, zira zulüm ile abad olunmaz. Asla zalim felah bulmamıştır. Geçmişte de bakınız, Balkanlarda nice zulümler yaptı Sırplar. Efendim yakalandılar, mahkemelerde süründüler, efendim idam edildiler, şunlar bunlar. Bu dünyadaki mutlaka ilahi adalet tecelli eder. Onlar da bir zulüm gibi görünen kahır ile, lanet ile hayatlarını bu dünyada o nefeslerini acıyla çeke çeke göçerler. Öyle bir defada değil. Bir batılı bir kadıncağızın, ben Kur'an'dan bir şey gördüm diyor. Kur'an'da Allah buyuruyor ki, o zalimleri cehennemde yandıkları zaman derileri kavrulur, o derileri kabuk atar, onlara yeni deri veririz, o yeni derileriyle tekrar bu azabı duyarlar. Bana çok ürkütücü gelmişti. Fakat diyor ki, bugün masumları geceleyin sığındıkları çadırlarda yakan zalimleri görünce, ancak onlara böyle bir cezanın uygun olacağını düşündüm diyor. Bunu Müslüman değil belki, ama o vicdan sahibi olan kadın
ayeti böyle görüyor ve okuyor. Hiç şüphemiz olmasın ki aziz kardeşlerim, zulüm ile abad olunmaz, zalimin yaptığı yanında kalmaz. Bugünler de bir gün geçecek. Ne zaman takdir ettiyse hepimiz imtihandayız. Pek çok Gazzeli kardeşimiz demiyor mu? Yani biz bunun Rabbimizden geldiğine gönülden inanıyoruz. Bu bize bir musibet. Sabredeceğiz ve kazanacağız. Allah size yardımcı olsun diyorlar. Onlar bize, çünkü siz de imtihandasınız. Allah bize de bu sorumluluk şuuruyla davranmayı nasip etsin ki kaybedenlerden olmayalım. Ama bir gün gelecek, bu bitecek ve Allah o mazlum kardeşlerimize, daima hicret edenlere bırakıp terk ettikleri için fazlasını verdiği gibi bu dünyada, Allah için efendim hapsedilen her kişi çıktıktan sonra çok el üstünde tutunan insanlar olmuştur. Hazreti Yusuf zindandan sonra sultan oldu. Pek çok İslam aliminin, İmam Serahsi'nin yazdığı büyük külliyat, 16 ciltlik eser, zindandayken yazmıştı mesela. O da onun mükafatını İmam Serahsi olarak İslam dünyasında meşhur oldu. Onun gibi pek çok. Mutlaka karşılığını verir buyuruyor. Featahum, onlara vermiştir kim? Allah sevabed dünya. Daha dünyadayken karşılığını vermiştir. Ve husne sevabil ahira. Asıl en güzel sevabı da ahirette, ahiretin sevabını da vermiştir, verecektir de bundan sonra. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin kimseleri sever. Muhsin birçok manası var. İnsanlara iyiliği bulunan demektir. Fakat muhsini bize en güzel şekilde açıklayan olay, Hazreti Cebrail, İslam nedir ya Resulallah, iman nedir ya Resulallah diye bir insan suretinde, kılığında gelip soruyor. Efendimiz de İmanın şartlarını, İslam'ın şartlarını biliyorsunuz, tekrarlamayacağım ifade etmiş. Son bir soru sormuş. Mel ihsanu ya Resulallah. Peki ihsan nedir? İşte o zaman bir şey söylemiş Efendimiz. Bunu kulağımıza küpe yapalım. Buyuruyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. En ta'budallâhe. Allah'a ibadet etmendir. Allah'a kulluğunu ifade etmendir. Ama nasıl? Keenneke terahu. Sanki onu görüyormuşçasına Rabbine öyle bir iman taşımandır yüreğinde. Fe illem tekun terahu. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da fe innehu yarake. Bil ki o seni görüyor. Çünkü Rabbimiz Teala için bizleri görmek mesele değildir. Yarattığını yaratan bilmez mi hiç? Onun bir ismi de El-Basir'dir. Basireti bizim düşündüğümüz manada görmek değildir. Düşünemeyeceğimiz kadar ihatalı bir görmedir. Ve kulunun ne yaptığını o görmektedir, bilmektedir. Bilmez mi kulunun hangi niyetle yaptığını? Ama bir kul ibadetlerini Allah'ım sen biliyorsun ya, bu bana yeter düşüncesiyle yapınca ihlas olur. Ben bir iyilikte bulunayım da bir güzel iş yapayım da, fakat insanlar da bilsin yani benim ne kadar hayırsever olduğumu diye düşündüğü anda da buna riya denilir. Allah muhafaza, riya da insanı gizli şirke götürür. Ne demektir bu? Allah bilirken bir de başkaları bilsini katarsak Cenab-ı Hakk'a bir ortak koşmuş oluruz. Öyle bir biliş olacak ki sadece Allah bilsin yeter düşüncesidir. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin kimseleri sever. Ya Rabbi sen bil yeter, sen razı ol yeter diye düşünen, yaptığı bir işte acaba bana Allah ne der diye soran kişiye
Rabbimiz işte bu ihsan derecesini nasip ediyor. Mevlamız cümlemizi sadece onun bilmesiyle yetinen bahtiyar kullardan eylesin. Sadece onun bilmesiyle yetinen ihlas sahibi kullar demektir. Bizi onlardan eylesin. Ve içimizdeki iyiler hürmetine, beli bükük yaşlılarımızın, ibadetli gençlerimizin, masum çocuklarımızın, bebeklerimizin, şu topraklar altında yatan o sayısız şühedanın hürmetine, Gazze'deki kardeşlerimizi en kısa zamanda selamete kavuştursun. Acılarını onlara acısız, imtihanlarını imtihansız bir şekilde geçirtsin, yaşatsın. Onların imanlarını şimdiye kadar kavi kıldığı gibi daim ve kaim eylesin inşallah. Bütün ölmüşlerimizin, mümin ve müminatın ruhları için amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.